Cümleten selamun aleyküm. Bugün İstanbul'umuzun, İstanbul'da açacağımız yeni medresemizin temellerini atacağız. Aslında orayı konuşacağız ama şöyle düşündük. Burayı anlarsak İstanbul'da ne yapmaya çalıştığımızda çok iyi anlarız. Çünkü ekipçe artık dilimizde İstanbul, 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 İstanbul'da bir yer istiyoruz diyoruz. İnşallah bu bizim için burada başlayan bu dua külli bir duaya dönüşecek. Sizleri de bu duaya ortak edeceğiz. Çünkü gerçekten işin ucu çok güzel yerlere çıkacak. Biz de bu duayı neden yaptığımızı daha iyi anlayalım diye burayı anlamamız lazım dedik. Dolayısıyla önce burada ne yapıyoruz? Burası neresi? Yani burada nasıl faaliyetler yapılıyordu? Ondan şöyle kısaca bir bahsedelim. Sonra İstanbul zaten çok güzel bir şekilde anlaşılacak. Şimdi burası yaklaşık 7 yıldır faaliyet gösteren Sığınağım İlim Kültür Derneği ve haftalık 500 ila 1000 tane kardeşin gelip gittiği bir yerdi koronadan önce. Şu an birazcık daha sakiniz. Bu kısım aslında her kısım bizim kendi el emeği. Yani şurada gördüğünüz her şeyin çivisi, alçıpanı, tavanına kadar buradaki ekibin emeğiyle yapıldı elhamdülillah. O tadilat dönemi bizim için zorlu ve çok güzel bir dönemdi. Burası kafe kısmı. Kafeye her genç gelip burada çayını, kahvesini alıp içebilir. Burada arkadaşlarıyla hoş sohbet edip muhabbet edebilir. Burada kitap okuyabilir, hoş vakit geçirip PlayStation oynayabilir. Şimdi mekan her cihetiyle güzel olmalı, cazibedar olmalı. Çünkü buraya gelen kitle ortam görmüş. Yani dış dünyanın o kafesidir, belki barıdır, gece hayatıdır. Oraları bilen insanlar, özellikle zor insanlar. O yüzden her şeyle güzel olmalı ve her detay emin olun çok fazla böyle özenle tasarlandı, dizayn edildi. Tabii inşallah daha güzelini yapmak için Allah bize daha güzel imkanlar nasip etsin. Birazcık tasarımına bundan bahsediyor ama şurayı atlamayacağım. Şimdi ilk yerimiz Gaziantep'te. Buradan başlayan serüven inşallah İstanbul'a, İstanbul'dan da Avrupa'ya gidecek. Peki biz oralarda ne yapacağız? Onu zaten şimdi birazdan konuşacağız Allah'ın izniyle. Dolayısıyla gençlerin gelip rahat edebildiği bir mekan. Bu aklımıza kalsın. Bu kısım lavabo kısmı. Burada içeriye akvaryum dizaynına kadar nasip olsa yapacaktık fakat süremiz yetmedi. İstanbul'a gideceğimiz için o kaldı ama İstanbul'daki medrese onu kesin yapacağız Allah'ın izniyle. Burada işin aslında en öz merkez noktası. Burası bizim için çok kıymetli. Çünkü burada videoları tasarlıyoruz. Burada inşallah ileride çekeceğimiz filmin temellerini atıyoruz. Burada kardeşler hem kendilerini geliştiriyorlar hem de yeni gelecek kardeşlerin gelişmesi için bir ortam hazırlıyorlar. Burası bizim video tasarım, montaj yaptığımız kısım. Burası ekipmanları koyduğumuz, ekipmanlarımızı yerleştirdiğimiz kısım. Burada da her ekibin kendine ait bir görevi var. İşte video montajıdır, efeğidir, işte kanalın paylaşımlarıdır, başlıklarıdır vesaire. Herkes burada çalışıyor ve şu an Allah'a şükür bütün sosyal medya hesaplarımızda 10 milyondan fazla insana erişebiliyoruz bir ayda. Ama tabii bunlar daha bizim için başlangıç olmalı çünkü hayaller çok daha fazla ötesi. Sosyal medya dediğimiz zaman aslında bizim sadece böyle paylaşım yaptığımız, kendimizi işte hoşlandığımız şeyleri paylaştığımız bir alan gibi kafamıza belki öyle basitçe yerleşiyor ama sosyal medya çok ciddi bir alan. Sosyal medya savaşlar başlatıp kaldırabilecek bir alan. Sosyal medya bir ülkeyi mesela Amerika'nın yaptığı bu işgal etmeden önce gerek sosyal medya hesaplarından gerek çıkarttığı filmlerle insanlara önce bir algı verip, algı operasyonu diyorlar ya, önce algıyı verip orası kurtarılması gereken bir belde algısını verip sonra işgal ediyor. Sen o işgali kurtarma operasyonu zannediyorsun artık çünkü savaştan önce zihnini fethediyor. Dolayısıyla bu manevi, sosyal savaş çok ciddi bir şekilde dünya üzerinde yaygın bir şekilde sürdürülürken biz Müslümanlar bu noktada çok geriyiz. Yani gerçekten bize yakışmayacak kadar
kendimizi geride gördüğümüzü fark edip dedik ki bir şeyler yapmalıyız. Yani bizim bu alanda ciddiyetimizi göstermemiz lazım. Bizim İslam'ı onların gösterdiği gibi işte asıp kesen, mahveden, adaletsiz, zalimce böyle bir algı var değil mi? Filmlerde bunu veriyorlar. Yani bizi yobaz, gerici insanlar olarak gösteriyorlar. Algı savaşında öndeler. Bu algıyı yıkıp hayır İslam zannettiğiniz gibi değil, insanlara özgürlüğü, çözümü, çıkışı gösteren bir hakikattir. İnsanların aradığı aslında en temel noktadır diyeceğiz. Ama bunu böyle deyince olmuyor işte. Ne yapmamız lazım? Çok güzel bir şekilde göstermemiz lazım. İşte burada ekipmanlarımızdan tutun, ekibimizden tutun, öğrendiğimiz programlara kadar her şeyin çok güzel olması lazım. Bizim kendi sinema filmimizi, kendi sosyal medya platformlarımızı oluşturmamız lazım. Ama bu öyle zannettiğimiz kadar kolay olmadığı için bize bir ortam lazım, bize imkan lazım, bize omuz verecek kişiler, bu noktada dertli abiler, kardeşler, ablalar lazım. Ne yapacağız o zaman? Onlarla buluşacağız. Bu derdimizi bölüşeceğiz. Velhasıl İstanbul bunun için güzel bir fırsat olabilir diye düşünüyoruz ama daha orayı birazdan konuşalım. Dolayısıyla biz bu işi sosyal medya üzerinden, film sektöründe özellikle, olabildiğince ileri noktaya taşımak istiyoruz. Bunun temellerini atmaya başladık şu an için. Daha başlangıç seviyesindeyiz. Şimdi bir tıkla birçok kardeşe, birçok eve misafir olmak öyle kolay olmuyor. O zaman için bir de bu tarafına bakmamız lazım. Burası bir nevi bir çalışma ofisi. Ama aynı zamanda burada şöyle gelin çekinmeyin. Şöyle gelebilirsin. Burada ne yapıyoruz? Aynı zamanda maddi işlerimizi de konuşuyoruz. Şimdi maddiyat deyince biraz ürktüğünüzü, belki de sıkıntıya girdiğinizi düşünüyorum. Şimdi bu işlerde özellikle işte biliyorsunuz son zamanlarda ülkenin yaşadıkları, işte bazı cemaatlerin, açıkçası FETÖ'nün İslam adına davada mücadele verdiği darbe, emin olun, toplumdan çok, insanlardan çok bizi vurmuş durumda. Çünkü bir derdin var ve bunun yayılması için önünde devamlı bir sana birisi şu mucun, şucu musun, bucu musun? Ya kardeşim, ben bir şekilde çözüm aramaya çalışan bir gencim. Eğer bu çözüm imanın bu hakikatlerinde, Allah'ın kelamındaysa ben tüm gücümle buna sarılırım. Yani ne demeye çalışıyorum? Derdin var ve bunu yaşamasan önündeki ölüme, tatminsizliğe çözüm bulmasan olmuyor. Bulmaya kalksan birileri devamlı sana şucu musun, bucu musun diyor. Dolayısıyla aslında en güzelin birbirimizi herhalde tanımak olduğunu düşünüyorum ben. Bu yüzden kartları açık oynuyoruz. Yani hilesiz, bizim burada yaptığımız işler, bu medresede dönen faaliyetler, buranın geliri, gideri, her şey şeffaftır. Bediüzzaman'dan aldığımız bir dersle en büyük hilemiz hilesizliktir. Hani çocuklarımızın beynini yıkıyorlar, aman kaçırıyorlar, aman ülke elden gidiyor, aman şunlar gibi yapıyorlar. Ya biz önümüzdeki problemi çözmeye çalışıyoruz. Biz sonsuza gitmeye çalışıyoruz. Bunu bir cemaat A şahsı, B şahsı yaptı diye değil. Biz Resulullah Aleyhisselam'dan böyle gördüğümüz için bu işi yapıyoruz. O zaman ben Efendimiz'i örnek aldıysam, A şahsı da ona benzeyen bir şeyler yapmış ama dini kötü kullanmışsa, bunda benim suçum da, ben Resulullah'a benzemeyeyim mi? Yani o namaz kıldı diye ben namaz kılmayayım mı? Oruç tutmayayım mı? Onlar onu da yaptı biliyorsunuz. O zaman anlamamız lazım ki birileri dini kötü kullandı diye biz bu işi yapmaktan vazgeçemeyiz. Çünkü ihtiyaç değişmiyor. Senin, benim, evladımla, annemle, babamla sonsuza gitme arzusu ortadan kalkmıyor. Bunu yapmak için bırakın geri çekip bahaneler üretmeyi, daha fazla tüm gücümüze sarılmamız gerekiyor. İşte bunun için aynı zamanda buraların maddiyatı gerekiyor. Şimdi biz buraları yaparken çok fazla dışarıdan maddi talepte bulunmadık. İnsanlar istiyor ki kimse bizden bir talepte bulunmasın. Ama öyle bir zamandayız ki kimse birini çekip ya buranın neye ihtiyacı var, ben omuz vermek istiyorum demiyor. Bakın çok önemli. Yaklaşık 7 yıldır, 7 yıldan fazla burada faaliyet gösteriyoruz. Şu kolu tutup ya kardeş neye ihtiyacınız var, ben omuz vermek istiyorum diyen adam sayısı bir elin, vallahi bir elin parmaklarını geçmez. 7 yılda, 8 yılda 5 tane adam bulamadın mı böyle? Bulamadım. Ne yapacaksın? Sen diyorsun. Şimdi bir camiye gittiğin zaman imam diyor ki işte cemaatimiz bu noktada destek veriyor. Hemen ne diyoruz? Ya münafık imam, işte böyle şey mi olur? Camiler bizi soğutuyor falan. Ya tamam, imam bunu demesin. Bu caminin bir gideri var. Elektriği var, suyu var vesaire. Oranın temizliği var, halısı var, masrafı var. İmam bunu demedi. Ya biri bir gün şöyle tutup olan, ya hoca efendi bu caminin bir şeye ihtiyacı var mı? Dedin mi? Dedik mi? Diyor muyuz? Demeyince ne oluyor? Hoca da mecbur söylemek zorunda kalıyor. Aslında dedirtmemek lazım. En güzeli budur. Biz de bu noktada maddi anlamda tabii kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama
İstanbul için yeterli mi? Yeterli değil. Yani orası biliyorsunuz maddi imkanları zor bir şehir. Orası için şimdiden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım Allah ne gösterecek? Biz sefere çıkalım. Zafer Cenab-ı Hakk'ındır diyoruz. Şimdi medresenin içerisi böyle hızlıca bir gördüğümüze göre buradan İstanbul'u niye istiyoruz? İstanbul niye lazım? Bence işin kilit noktası zaten burası. Şimdi bakın kafe bölümünde gençlerle muhabbet. Gelen kardeşleri, insanları güzel ağırlamak istiyoruz. Sosyal medyayı çok ciddi kullanmak istiyoruz. Burada tabii ki yetişmek ve manevi cihette yetiştirmek, kardeşlere bu hakikatleri ulaştırmak istiyoruz ve maddi cihette de bir gayret olmadan, yani buranın faturasıdır, elektriğidir, doğalgazıdır ödenmiyor. Yani bir şekilde bunu da halletmeye çalışıyoruz. İşte İstanbul bizim için bu imkanları daha fazla bulacağımız bir şehir. Yani potansiyel olarak sosyal medya alanında gayret eden çalışan insan popülasyonu olarak, maddi cihette bir ticarettir ortam olarak ve orada omuz verecek kardeşler olarak daha geniş çaplı bir şehir. Yani herhalde öyle diyorlar değil mi? Dünyanın bir başkenti olsaydı orası İstanbul olurdu. Çünkü her beldeden, her şehirden, her ülkeden insanı, her karakterden insanı içinde barındırıyor. Dolayısıyla bizim aradığımız, İstediğimiz bu noktalara böyle bir yatak olacak, bir zemin olacak potansiyel İstanbul'da fazlasıyla mevcut. İstanbul'da yapacağımız medrese de açıkçası şöyle olacak. Bir nevi biz oraya Medine'miz olacak diyoruz. Medine nedir? Medine İslam'ın gelişimidir. Medine Mekke'den çıkan İslam ordusunun İslam'ı artık patlattığı, İslam'ı dünyaya yaymak için zemini attığı yerdir. Mesela anayasa Medine döneminde kurulmuştu, yazılmıştır. Askeriye, ticaret, sahabenin yetiştiği daha rahat ders aldığı bir Mescid-i Nebevi orada kuruldu. İşte biz de şöyle bir medrese düşünün şimdi. Birinci katı insanları böyle çok güzel ağırladığımız, onların hoş vakit geçirdiği, çayını kahvesini içtiği, PlayStation oynadığı, hoş vakit geçirip oradan çıkmak istemediği bir alan olacak. Birinci kat. İkinci kat, tabii ki bu işin özü niye yapıyoruz? Bu dünyaya niye geldik? Bizi gönderen zat nasıl bir zat? Bu işin sonunda ölüm acaba yenilebilir? Ahiret gibi bir kapı önümüze açılabilir mi? Sonsuzluk var mı? En temel ihtiyaçlarımızı konuştuğumuz ikinci kat ders katımız olacak ve orada da aynı zamanda özel derslerle kardeşler yetişmeye devam edecek. Üçüncü kat bir tıkla dünyanın öbür ucuna dahi ulaşabildiğimiz bir sosyal medya bölümü olacak ve orada bilgisayarda kardeşler videolar kesecekler, sosyal medya, Instagram, TikTok'u kullanacaklar. Orada stüdyomuzda çok kaliteli, inşallah Blender'da, After'da güzel videolar tasarlayacaklar ve özellikle de inşallah Metaverse dünyasına da orada adım atmayı düşünüyoruz. O bizim açılımımız olacak. Yani birinci katta güzelce kardeşleri karşıladık. İkinci katta güzelce manevi olarak dolduk ve niye bu işi yaptığımızı anladık. Üçüncü katta dış dünyaya açıldık. Dördüncü katta bu işin tabii ki terakkiyat için, Efendimizin buyurduğu gibi dinin ve dünyanın terakkiyatı maddiyattadır diyor. Orada bizim maddiyat katımız olacak. Derneğin ihtiyaçları, yapacağımız işler için alt zemin, işte reklam parası vesaire birçok noktayı faturalardan tutun. İçeride hizmet eden kardeşlerin ihtiyacına kadar her şeyi düşündüğümüz, herkesin ihtiyacını, her noktanın ihtiyacını düşündüğümüz kat maddiyat katı olacak. Dördüncü katın üzerinde beşe de çıktığımız zaman orası bizim mahremiyet alanımız olacak. Terasımızda çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Orada kardeşler kendi odalarında dinlenecekler ve orada yemekhanede yemeklerini yiyecekler. Hoş vakit geçirip muhabbet edecekler. Dolayısıyla şöyle 5 katıyla düşündüğün zaman Medine'de Efendimizin yapmak istediği her noktayı her katında barındıran bir Medine olacak. Orası bizim gelişim noktamız olacak. İstanbul olması ise bu her katın kuvvetlenmesi için potansiyelin fazlasıyla olduğu bir şehir. Evet Antep çok güzel bir şehir. Evet yemekleri de çok güzel bir şehir. Ama gelişim için İstanbul biliyorsunuz ki daha uygun bir zemin. Dolayısıyla biz yaptığımız bu icraatları daha geniş bir alana yaymak için Medine'yi istiyoruz. Biz medeniyeti istiyoruz. Biz İstanbul'u istiyoruz.